Merhaba arkadaşlar. Sorulan sorular var. İşte Türkiye'de profesyonel boks var mı? Nasıl profesyonel boksör olurum? Gibi sorular var. Arkadaşlar Türkiye'de daha önceki bir videomda yine bunu söylemiştim. Türkiye'de profesyonel boks yok. Profesyonel boksör lisansı veren bir yerde yok. Daha çok Türk boksörler dış ülkelerde, Almanya'da, İngiltere'de, Amerika'da menajerler aracılığıyla buralarda profesyonel boks yapıyor. Tabii ülkemizde profesyonel boksun olması için arkadaşlar devletin bunu desteklemesi gerekiyor. Devlet desteklerse bizim ülkemizde de profesyonel boks olur. Örnek vereyim. Federasyonlar, boks federasyonu, kickbox federasyonu, bunlar eğer profesyonel boksun önünü açacak adımlar atarsa profesyonel boks Türkiye'de de olur. Türk boksörler, güçlü boksörler var Türkiye'de. Gerçekten Türkleri bilirsiniz. Türkler savaşçı bir millettir. Profesyonel boks Türkiye'ye geldiğinde de ülkemizden birçok başarılı profesyonel Türk boksörler ringlerde görebilirsiniz. Başarıda olurlar. Zaten baktığınızda da amatörde çok fazla başarılı mıyız derseniz amatör boksta çok da fazla başarılı değiliz. Şöyle arkadaşlar, hala alınmış bir olimpiyatta altın madalya yok. İkincilik var, üçüncülük var ama altın yok. Yan tarafımızda Ukrayna'ya bakarsanız bizden çok küçük olmasına rağmen 4-5 tane bir olimpiyatta altın madalya alan bir Ukrayna var. Tabi sadece bir olimpiyatı örnek gösteriyorum. Tabi burada da arkadaşlar önemli olan akıllı çalışmak, doğru çalışmak, sistemi birinin çok iyi kurması ve o sistemde herkesin ilerlemesi gerekiyor. Eğer yaptığınız hangi iş olursa olsun hakkaniyet gözetildiğinde başarı isteseniz de istemeseniz de gelir. Ama bulunduğunuz nerede olursanız olun, eğer birinin hakkı yenilip biri başarılı olacak diye onu desteklerseniz diğer boksörün hakkını yiyip kusura bakmayın arkadaşlar, burada başarı rüya olur. Bunun içinde öncelikle yöneticiler, boksun başındakiler, öncelikle sporcular üzerinde hakkaniyetli olacaklar. Kimin hakkıysa Avrupa Şampiyonası, Dünya ve Olimpiyat onu götürecekler. Bir de arkadaşlar baş antrenörün işine karışmayacaklar. Eğer baştaki bir insan kimi iyi görüyorsa o gidecek. Seçmeler olur kamp içerisinde. Kamp içerisindeki seçmelerse kim daha iyiyse onu götüreceksin ki Türkiye boksta başarılı olsun. Tabii çok çalışan, emek veren insanın emeğini göz ardı edip sadece arkasında 3-5 kişi duruyor diye birini siz maça götürürseniz arkadaşlar biz daha böyle çok hüsrana uğrarız ülke olarak. Tabi herkes boksta başarılı olacak diye bir şey yok. Ben de çoğu kez maçlara katıldım. Başarılı oldunuz mu derseniz, başarılı olduğum da oldu, olmadığım da oldu. Ama genel bir kendi analizimi yaparsam çıktığım bütün maçlarda hepsi kilomdaki katıldığım bütün organizasyonlarda geneli şampiyon boksöre kaybettim. Yani eğer o boksörü geçseydim belki ben şampiyon olacaktım ama hep genelde madalya maçlarında şansım mıdır nedir bilmiyorum. Hep şampiyon boksörle karşılaştım. Bahane değil. O benden belki daha tecrübeliydi. O an belki daha konsantre oldum. Maçı kaybettim. Bu boksta var. İki kişiden biri yenecek. O da o anki o iyiydi. Onun oldu. Bunu da kabullenmekten başka bir çare yok. Tabii dediğim gibi arkadaşlar, eğer ki
federasyonlar bu işi desteklerse Türkiye'de boksta bir antrenör, iyi bir antrenör gelip iyi bir sistem kurarsa, bu sistem eğer tutarsa gerçekten Avrupa'da, dünyada, olimpiyatlarda madalyalar gelir. Zaten başarılı boksörler de var Türkiye'de. Zaman zaman haberlerde duyuyorsunuz. İşte şu kadar madalya aldık işte Avrupa'dan, dünyadan. Türkiye'de de kaliteli boksörler var. Arkadaşlar, herkes profesyonel boks yapamaz. Bu bir gerçek. Amatörde çok iyi olan profesyonelde de iyi olacak diye bir şey yok. Amatörden profesyonele geçen arkadaşların çoğunu gördük. Tabi amatörde başarılıydı ama profesyonel yapamadı. Çünkü profesyonel daha güç gerektiren, daha dayanıklılık isteyen bir platform. Bu yüzden burada dayanıklı olmalısınız arkadaşlar. Eğer ki boksta başarılı olacaksa, dediğim gibi sistem değişmesi lazım. Kafa değişmesi lazım. Dediğim gibi herkes sadece ülke için, ülkemiz için bir çatı altında toplanması lazım. Yani o an ülkeyi kim daha iyi temsil edecekse onu öne sürmeniz gerekiyor. Tabii siz eğer ki hakkaniyeti gözetmediğiniz zaman bu ülkeye daha önce de dediğim gibi başarı çoğu kez gelmeyecektir. Gelen olursa da arkadaşlar, tabii birçok maçta görüyoruz. Yuhalanmalarla madalyalar alırsınız. Böyle ilerlersiniz. Başka türlü de zor. Zaten hiçbir Türk boksör, yani benim kendi şahsi fikrim, istemez ki bir başka boksörün hakkını yemesi nerede olursa olsun. Eğer ki sen kalben ve vicdanen hak etmediğin bir maçta elin kalkıyorsa, yani seni de sorgulamak lazım, vicdanen ne kadar rahatsın. Veya örnek vereyim, hak etmediğin bir madalyayı aldın, bir şampiyonluğu aldın, o an elin kalktı. Bence hiçbir Türk boksör bunu istemez. Bu da zaten hiçbir Türk boksöre yakışmaz. Bir başkasının hakkı olan bir madalyayı almak. Yani dediğim gibi arkadaşlar, eğer ki biz birilerinin hakkını yersek, birileri de bizim hakkımızı bir yerlerde yiyecek. Bu yüzden bu konuda da biraz daha vicdanen düşünmemiz lazım. Tabii biz ülke olarak boksta iyi şeyler yaptık. Olimpiyatlarda madalyalar aldık. Dünyadan, Avrupa'dan. İşte profesyonelde de bizi çok iyi temsil eden boksörler de oldu. Sinan Şamisam gibi veya birçok boksörler oldu. Bir yere kadar yaptılar. Bir yerden sonra daha gitmedi. Arkadaşlar, profesyonel boksta şu bir gerçek. Eğer ki çıktığınız maçta siz dediğim gibi, yani örnek vereyim, bizde bir boksör maça çıkıyor. Karşısındaki rakip o kadar büyütülüyor ki gören de yani kainat şampiyonu zannedecek. Biz de diyoruz acaba nasıl bir boks sergileyecek? Örnek vereyim, bizim bir boksörle çıkarken bakıyoruz ki adam normal amatör boksörden daha kötü bir boksu var. Yumruk atmaya korkan bir adam. İşte bizim boksör onu yeniyor. Biz de zannediyor boksu bilmeyenler, işte bilenler tamam, ama bilmeyenler de zanneder birisini yendi arkadaşlar. Yani böyle yapmayın. Tamam, maç sayısını çoğaltmak için bir şeyler yapıyorsanız da, yani bir boksörü de çok fazla bu kadar büyütmeye gerek yok. Reklam olsun diye veya örnek vereyim, bir boksörün popülerliğini arttıracaksınız diye. Dediğim gibi, yani neyse o olması gerekiyor. Eğer ki kaliteli bir boksörle çıkın, kaliteli bir boksörden maç alın, ondan sonra ben buradayım, sizi de gerçekten yere göğe sığdıramam. Ama tutup da siz boksu insanlar bilmiyor diye işte
yumruk atmaya korkan bir adamı yeniyorsanız da yani ben de ne diyeyim yani onu ben boksör olarak bu işin içinden gelen birisi olarak da kabul edecek birisi de değilim. Bunu da şimdiden burada söylüyorum. Tabii boksörler genelde çok fazla lafa gelemez. Hakkında örnek vereyim. Birisinin hakkında bir şey konuşsak o kıyamet kopar. Ama şu bir gerçekler var. Ne zaman ki ben bir boksör izlerim, gerçekten vicdanen ve kalben kaliteli bir boksöre karşı maç yapıp o maçı kazandığını görürsem gerçekten diyorum o boksörü sevsem de sevmesem de onu yere göğe sığdıramayacağım. Ama yok arkadaşlar, seyirciler de hiçbir zaman birileri tarafından kendinin kandırılmasını istemezler. İnsanlar sadece gerçekçi olmasını beklerler boksörlerin. Yani o an maçın sonucunun belli olmamasını ama tutup da yani ringe çıkıp işte oynayıp da bakıyorsunuz hiç normal bir sert bir yumruk da almadan eldivenini çıkartıp arkasını dönüyorsa adam bil ki o maç satılmıştır veya ağır bir yumruk almadan maçı bırakıyorsa o maç da satılmıştır. Eğer ki satılmayan maçlarda bakıp görün izleyin arkadaşlar. Örnek vereyim. Gennady Golovkin ismi aklıma gelmiyor şimdi dilimiz. Canelo Alvarez maçları. Bakın izleyin arkadaşlar. 12 round boyunca birbirlerine öldüresiye yumruk atarlar. Ama hiçbirisi de maçı bırakmıyor ve arkasını dönmüyor. Niye? Bu maç gerçek bir maç. Bu maç kaliteli bir maç. Örnek vereyim Floyd Mayweather, Pacquiao maçları. Örnek vereyim yakında belki olur, belki olmaz Tyson Fury, Anthony Joshua maçları. Yani bunlar satılmış değil arkadaşlar. Bunların sonucu belli olmayan maçlar. Seyirciler de sonucu belli olmayan maçları izlemeyi çok sever. Bu yüzden siz sonucu belli olmayan maçları yapın ki insanlara iyi bir boksörle çıkıp iyi bir maç yapın ki insanlar da sizden mutlu olsun. Ama siz örnek vereyim yaptığınız başta tabii ne de olsa ben bu maçı alacağım. Yani gönlünüz rahat maça çıkıyorsunuz. Çok rahat bir şekilde dövüşüyorsunuz. Maç sizin olacak ne de olsa kusura bakmayın arkadaşlar. Yani insanları bir kandırırsınız, iki kandırırsınız, üçüncüye insanlar daha kanmaz. Siz de başarılı olacağım diye bakarken bir bakmışsınız, en dibe vurmuşsunuz. O yüzden çok da fazla bu gibi yanlış şeylere kalkışmayın. Yani düşüncelere kalkışmayın. Eğer ki başarılı olmak istiyorsanız da başarı size çok çalışın, dua edin. Nasibinizse başarılı olursunuz. Ama nasibinizde yoksa 50 yerden 50 kişi de olsa arkanızda veya birileri de olsa siz yine ne yaparsanız yapın başarılı olamazsınız. Şimdilik profesyonel boksla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Eğer ki profesyonel boks Türkiye'ye gelirse emin olun Türk boksörler çok daha dünya arenalarında görürüz. Ülkesini temsil eden başarılı boksörleri. İnşallah herkes için hayırlısı olur. Dediğim gibi ülkemizde profesyonel boksa karşı çok fazla ilgi yok. Yani bizim biliyorsunuz dinimizden ötürü yüze vurmak caiz değil. Bu yüzden din adamları boksu çok fazla ne derler ona önermiyorlar veya boks yapanlara önermiyorlar. Abi bir yerde baktığınız zaman doğru çünkü gerçekten
Yüzümüze yumruk yiyoruz. Ben de yıllarca boks yaptım. Ama biz de bu işin içine girmişiz. Yani geri dönüşü olmuyor. Mecbur sevdiğimiz işi yapıyoruz. Ben yine dövüşmeye yine devam edeceğim. Prof olarak. Bununla ilgili tabii teklif gelmedi. Teklif olursa bu teklifi de değerlendiririm. Dövüşeceğim. Ama yurt dışında, Türkiye'de değil, yurt dışında herhangi bir ülkede dövüşeceğim. Artık Türkiye'de daha dövüşmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü Türkiye'de gerçekten bu işte beni çok soğuttular. Yurt dışında herhangi bir kulüpte prof yapmak istiyorum. Profesyonel dövüşeceğim. İnşallah hakkımda neyse hayırlısı olur. Eğer ki nasibimizde profesyonel yapmak varsa profesyonelde de ismimizi ön plana çıkmak, zirveye çıkmak olursa da inşallah bir yerlere geliriz. Sonuçta 20 yıl, 21 yıl emek verdim boksa. Birçok tecrübeler edindim. Birçok maçlara çıktım. Dünya şampiyonalarıyla, olimpiya şampiyonlarıyla, Avrupa şampiyonlarıyla bir sürü boksörle karşılaştım. Eksiğim yoktu, fazlam vardı. Kendime de inancım, güvencim tamdır boksta. Boks bilgimi de soran arkadaşlara buradan da inceden bir mesaj göndereyim. Arkadaşlar, benim boks bilgimi sorgulayan arkadaşlara Google'a yazabilirler, YouTube'a yazabilirler. Bu gibi platformlardan bana her yerden ulaşıp benimle ilgili bilgi edinebilirsiniz. Artık yorumlara da boks bilgimi ile ilgili bir şey de yazacağınızı düşünmüyorum. Umarım bu konuşmam bazı profesyonel boks ile ilgili bilgi edinmek isteyen arkadaşlara az da olsa fayda sağlar. Şimdilik profesyonel boksla, Türkiye'deki boksla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Bizden ayrılmayın.